Kentsel dönüşüm projesinin devam ettiği Kocasinan Uğurevler Mahallesi'nde yeni konutların temeli atıldı. Kocasinan Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında Uğurevler Mahallesi'nde 47 daireden oluşan temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kamu, kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bölge sakinleri ve davetliler katıldı. Yapılan çalışmanın şehre ve Kocasinan'a hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları ifade etti. Kendini yeniliyor, anlayışını yeniliyor. Beklentilere cevap verme yönünde değerli başkanlarımız özen gösteriyor. Kocasinan'ımızda da çok değerli başkanımız Ahmet Bey ve kıymetli ekibi gece demeden gündüz demeden her bölgede harıl harıl çalışmak suretiyle şehrimizin bu güzelliğine katkı sağlama bağlamında gayretler gösteriyorlar. Takdir etmemek elde değil. Dua ediyoruz. Daha fazlasını da inşallah yapması için gayretlerini Mevlamızın meyveye dönüştürmesini temenni ediyoruz. Elbette Kocasinan'ımız şehrimizin ikinci büyük ilçesi. Şehrimizin yarısı. Ahmet Bey'e sorarsan girişler çıkışlar Kocasinan'dan arazi olarak da hakikaten en büyük bölge. O açıdan bu özelliklerinden dolayı da şehrimizin birinci büyük ilçesi sayılabilir. Bizler de büyük şehir olarak dayanışma içerisinde bu çalışmalara her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda hiçbir zaman hayır mantığıyla değil, hep birlikte nasıl yaparız mantığı içerisinde özen gösteriyoruz. Malumunuz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlar bağlamında 30 büyük şehir içerisinde %60'a varan yatırım oranıyla en çok yatırım yapan büyük şehir olarak kamuoyunda paylaşılmış ve yapılan çalışmalarda değerlendirilmiş durumda. Tek çiçekle bahar gelmez, tek taş duvar olmaz. Bizim anlayışımız bu. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizi bağrıma basarak bir abi kardeş anlayışı içerisinde, dayanışma içerisinde, taşrasıyla, merkeziyle şehrimizin tamamını kucaklayan yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür iyi bir noktadayız. Yeter mi? Yetmez. Daha fazlasını bu şehir hak ediyor mu? Hak ediyor. İnşallah onu da yapma yönünde irade göstereceğiz. Ulaşımdaki yaptığımız yatırımlarla, tarım ve hayvancılıkta yaptığımız yatırımlarımızla, park bahçeler konusunda yaptığımız yatırımlarımızla, üstümüze vazife olmadığı halde gerek ilçelerimiz, gerek büyük şehrimiz, camilerimizde, okullarımızda, sosyal tesislerimizde, kamu yatırımlarıyla yaptığımız yatırımlarla adeta Kayseri kendisinden özenle, güvenle söz ettirecek bir anlayış içerisinde çalışmalar sürdürüyor. Üniversitelerimiz ile 75 bin civarında öğrencisi, 325 bin orta öğrenim öğrencisiyle adeta genç, dinamik bir yapıya sahip olan Kayseri'miz, öğrenci şehri ve genç dostu bir şehir olarak ödülden ödüle koşuyor. Kentsel dönüşüm projelerinin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar ise şunları ifade etti. Kocasinan'ımızın 10 değişik bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları olağanca hızıyla devam ediyor. Bir yandan konutlar yapılıyor, bir yandan sosyal tesisler, bir yandan okullar, camiler, değişik alanlarda Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını teker teker yerine getirmeye çalışıyoruz. Uğurevler Mahallesi'nde de hemen şu yan tarafta gördüğünüz benim son tarafım, sizlerin sağ tarafındaki Ümit Bekem Okulu da yine kentsel dönüşüm projesi kapsamı içerisinde inşaatını belediyemiz tarafından tamamlanmış ve şimdi de çocuklarımızın eğitim görmüş olduğu tesislerimizden bir tanesi. Uğurevler bölgesinde burada en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi okuldu. Kentsel dönüşüm çalışmalarına başlar başlamaz öncelikle okulun mülkiyetinin çözümlenmesi ve arkasından da okul inşaatının yapılabilmesi için çalışmalarımızı başlatmıştık. Şükür Allah'a pandemi döneminde COVID-19 salgının olduğu dönem içerisinde hem arsa tamamlandı, çözümlendi hem de inşaat tamamlandı. Okul şu anda çocuklarımıza eğitim, öğretim verir bir vaziyete gelmiş durumda. Biz de etaplar halinde öncelik sıralamasına göre bütün kentsel dönüşüm alanları içerisinde bu ihtiyaçları teker teker yerine getiriyoruz. Evet, sadece Uğurevler Mahallesi'nde değil, bütün kentsel dönüşüm çalışmalarımız içerisinde her bir mahallede
sadece konutların yıkılıp yapıldığı, eski gece konutlarının, imarsız yapıların yıkılıp yapıldığı, binaların oluşturulduğu bir kentsel dönüşüm mantığıyla çalışmıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz yerlerde bir sosyal dönüşüm yapıyoruz. Binaların yerine yeni binalar yapılıyor, sosyal donatılar yapılıyor, okulları, parkları, çevre düzenlemesi yapılıyor ve çocuklarımızın yaşayabileceği, gençlerin, kadınların, yetişkinlerin yaşayabileceği yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Ve bununla birlikte şehrimizin, koca sınırımızın çevresini değiştiriyoruz. Göreve geldiğimizde bir slogan ortaya koymuştuk. Yeni Kayseri Koca Sinan'da kurulacak, Koca Sinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak diye. Ve bu kentsel dönüşüm çalışmalarımız da yeni bir şehir inşa etme çabasının, gayretinin bir parçası. Ve bize en çok sorulan işlerden bir tanesi Argıncık kentsel dönüşümü. Argıncık'ta ne zaman bir kentsel dönüşüm olacak? Argıncık'ta ne zaman çalışmalar başlayacak? Evet, ilk başladığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının bir tanesi Yunus Emre'ydi. Gazi Osman Mahallesi, Yavuzlar, Yunus Emre. Yunus Emre kentsel dönüşüm. Sadece vatandaş anlaşmaları için 3,5 yıl uğraştık. Vatandaşları ikna edebilmek için 3,5 yıl uğraştık. Arkasından inşaatların yapılması, ihale süreçlerinde bir o kadar zamanımız almıştı. Argıncık kentsel dönüşüm için de yoğun bir şekilde uğraşıyoruz. 5 yıldır belki orada tabir caizse denemediğimiz formül kalmadı. Her bir bölge için acaba nasıl bir kentsel dönüşüm çalışmasıyla Argıncık'ı değiştiririz, dönüştürürüz diye yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama hiçbir kentsel dönüşüm formülünün tutmadığı, hiçbir kentsel dönüşüm formülünün uygulanamadığı zor bir bölge Argıncık. Ama tabii ki biz vazgeçtik mi? Vazgeçmedik. Gene de Argıncık'taki kentsel dönüşümü devam ettireceğiz. Ve şimdi Argıncık kendi şirketimizle, imar şirketimizle bir fiil, bir müteahhit gibi, bir yatırımcı gibi girip orada blok blok, ada bazlı çalışmalarla Argıncık'ın yenilenmesi için, Argıncık'taki değişim dönüşüm için de başladık. İlk anlaşmamızı yaptık. Allah nasip ederse çarşamba günü de orada ilk anlaşmamızın olduğu yere temel atmaya başlıyoruz. Arkasından ikinci ve üçüncü etaplar da geliyor. Onlarda da sonuca yaklaştık. Çok az bir süre kaldı. İnşallah bu yıl içerisinde onları da tamamlayacağız. Oralarda da inşaata başlayacağız. Yani hiçbir şekilde önümüzde acaba olur muydu, olmaz mıydı, bunun yapılma şansı yok gibi bir mazerete sığınmıyoruz. Asla bir mazereti kabul etmiyoruz. Olmuyorsa farklı modelleri, farklı yöntemleri deneyerek sonuca gidinceye kadar, sonuca ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı devam ediyoruz. Nasipse Argıncık'taki kentsel dönüşümle birlikte diğer bölgeleri de hayata geçirmenin çabası ve gayret içerisinde olduğumuzu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum.